İlk defa Google Ads işime yaradı. Bir etli ekmek yiyeyim dedim. Oturdum. Şöyle telefonu karıştırırken reklamlarda Çatalhöyük falan gibi bir şeyler çıktı. Aa dedim, Çatalhöyük yakın da buraya. Gideyim bakayım dedim. 20 kilometre zaten Sapak'taymış. Konya yolu üzerinde. Çatalhöyük'e gittim. Öncelikle rekonstrüksiyonlar bizi karşılıyor. Rekonstrüksiyon ne demek? Yeniden inşası, yani oradaki evlerin yeniden inşası olarak düşünebiliriz. Taklidi yani. Tabii bu girdiğimiz kapılar yok. Normalde evlerin çatısından giriyoruz. Çatalhöyük'ün özelliği ilk şehir. Dünyadaki ilk şehir. En kalabalık zamanında 8 bin nüfusa ulaştığı söyleniyor. Birkaç göz oda ve çatıdan giriliyor. İşte depolar, buğdayların saklandığı falan. Tarım da yapılıyor tabii bu arada. Tarım devriminden sonra. Evlere çatılardan giriliyor. Merdivenlerden. Tabii böyle bir giriş yok bu arada. Rekonstrüksiyon Böyle bir hatasıdır da. giriş yok, lütfen. Çünkü yani o zamanlarda öyle bir marangoz düz kesmiyor yani. Başka o odalara girdiğimizde buralarda özellikle duvar resimlerini görüyoruz. Duvar resimleri de işte ölü ritüelleri gibi, işte kuşlar, bazı ritüeller anlatılmış. Çatı ahşap üzeri yaprak üzeri sıkıştırılmış toprak. Hayvanları da evcilleştirildiği biliniyor bu arada. Evlerin farklı bölmelerinde depolar, böyle kiler gibi, ambar gibi yerler de var. Kapılar, yani tavandaki delikler, aynı zamanda baca, hemen altında ocaklar var. Ocağın dumanı bu deliklerden, yani kapıdan dışarı çıkıyor. Küp küp bir yerleşim rekonstrüksiyonu. Bu küplerden bir eğimli araziye oturmuş bir teraslama gibi yapılar söz konusu. O zamanki en baskın hayvan leopar. Zaten o çevredeki en besin zincirinin en yüksek noktasındaki hayvan da leopardır diye düşünüyorum. En önemli dinsel figür ise kibele, yani doğurgan, sağlıklı, şişman bir kadın figürü. Tabi ortalama yaş genellikle 30 civarı olduğu için ömür ortalaması, kolesterol diye bir problem yok tabi o zamanlar. En sağlıklı, en ölmeyen, en fazla çocuk doğurabilen kadınlar en değerli varlıklar olarak simgeleniyor. Hatta en besin zincirinin en yukarısındaki leoparlı bir tahta da bunu görebiliyoruz. Şişman ve doğurgan kadın figürü tarih öncesinde, çok 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 öncesinde de var. Yani milattan önce 30 bin yılından başlıyor. Kibele ismi daha sonra etimolojik olarak kıbleye de isim annesi olacak. Daha sonra kuzeydeki kazı alanına gittim. Üst örtüsü güzel, gayet hoş, yan yağmurlara da kapalı bir ahşap bir strüktür. Güney cephesi daha çok güneş geçirmeyen opak malzemeyle kapandığını fark ettim. Evet, Çatalhöyük. Asıl kazıl alanı. Sıkıştırılmış topraktan
Kerpiçten evler var ve her zaman nişler var. Burası daha sonra kazınan bir alan. Strüktür bayağı hafif. Gerçekten çok hafif bir strüktür var. Olması gereken de bu zaten. Çünkü ne kadar hafif strüktür olursa ona temel oluşturulacak yapı da o kadar hafif olur ve böylece çevreye daha az zarar verir. O hafif strüktürün temeli. Çatalhöyük kenti diyebilirim çünkü o çağa göre bir mega kent hatta. Yani 8 bin nüfus o çağa göre gerçekten çok büyük. Şöyle bir özelliği daha var. Kamusal alanlar yok. Yani kamusal kapalı hacimler yok. Özelleşmiş bir alan yok. Tapınma yeri bile bir yok. Sadece ev var. Tapınmayı da zaten o evlerin içinde yapıyorlar. İşte hayvan, boynuzlar, işte heykelcikler gibi bir şekilde bir kutsal bir alan yapıyorlar. Burası ikinci ve daha eski olan kazı alanı. Strüktür çok ağır, inanılmaz ağır. Yani şurada gördüğün bu kafes kiriş inanılmaz derinlikte bir kafes kiriş. Yani ne gerek vardı diyor insan. Yanlarında da bayağı bir istinat duvarı var zaten o kafesi taşıması için. Bayağı bayağı bir istinat duvarı var. Burada çok derine inilmiş. Yani özellikle şu ortada bayağı derine inilmiş. 7-8 katman derinde olduğu söyleniyor. İnsanlar burada ev yapmış ve evi üstüne tekrar ev yapmış. Onu doldurup tekrar ev yapmış, doldurup tekrar ev yapmış. Ve bu şekilde katman katman şehir büyümüş. Tabii bazı yerlerde yangın izleri var ve böylece bir şekilde tuğlayı da keşfettiler. Ama tabii keşfetmiş sayılmazlar. Belki de bilinçli olarak kullanmadıktan sonra. Bir heyelan olmaması için topraklar var, kum torbaları var. Bir çökme olmaması için. Üst örtü çok saçmaydı ama ya. O ne öyle o kadar kocaman bir şey. Yani şu kiriş yüksekliği benim boyumun 2 katı, 3 katı falan yani öyle söyleyeyim. Çatalhöyük'ün bir diğer özelliği de hiç bir savaş izinin olmaması. İnsanlar hep hastalıktan ölmüşler. Kafasında bir ok, balta bilmem ne bir şey girmemiş. Gayet barış içinde yaşıyorlarmış. Bazı yerlerde yangın izleri var. Böylece tuğlayı da bulmuşlar aslında ama daha farkında değiller tabii. Sapiens kitabının yazarı Harari'ye göre insanlar avcı toplayıcıdan tarım yapan insana geçtikten sonra tabii vitamin mineral dengeleri de değişiyor. Normalde her mevsim yetişen şeyleri yerken bir anda sadece buğday yemeye başlıyorlar. Bu tabii tek yönlü beslenme çok fazla sorun yaratıyor bünyede, vücutta. Özellikle diş çürümesi gibi ve devamında her türlü şey. O yüzden avcı toplayıcı yaşam aslında daha sağlıklıydı diyor Harari kitabında. Evet, Çatalhöyük bu kadar. Benim için de bir sürpriz oldu ilk defa gittim. Buradan birkaç 360 derece fotoğraf aldım ve Google Street View'e yükledim. Linkini aşağıya koyuyorum. İncelemek isterseniz özellikle rekonstrüksiyon fotoğrafını, panoramasını incelemenizi öneririm. Bir dahaki videoda görüşürüz.